ediyorum. Çok akıllı. Anneannen bu kadar müdahale etmeseydi işler bu boyutlara gelir miydi Emine Hanım? Müdahale etmeseydi. Sence anneannen çok mu müdahale ediyor canım? Gelmezdi. Hayır, Neye karışıyor? Anneannem çok otoriter bir insan. Hani hep her şeye karışıyordu Didem Hanım. Bana karışıyordu, benim kardeşlerime karışıyordu. Her gün arıyordu. Saat kaçta işten çıkacaksın? Niye bu kadar geç saate kadar çalışıyorsun? Ya da kız arkadaşımda kalıyordum. Niye onlarda kalıyorsun? Annem evde tek bırakma. Annem halbuki evde soruyor. Tek değildi. Kardeşlerim evdeydi. Ben annemin kız çocuklarımı sıktığı kadar sıkmıyordum. Yok. Onlar geldikleri zaman karşıma alıp konuşuyordum ama sıkmıyordum. Ben seviyorum torunlarıma. Onlar aşırı yani mahvettiler. Ben torunlarıma çok sahip çıkardım. Beynim yerinden oynadı yani hiç ne yapacağım? Bunlar ben ikisi ne anne yapacağım? Baba. İşte onun sayesinde bunları yapmış. Şelalenin suyu arkada akı bu evi yakın. Eteğim sıkıştı demire. Orada birisi yakaladı beni. Allah korusun. Şey var nedir? Dipsiz bir kuyu vardı. Hani bu su dönüyor ya böyle Esen dipsiz bir kuyu oluyor ya. Girdaplı. Onun hiç tanımadığım bir şey kurtardı beni. Ay Allah sırf korusun. Allah beni kabul etti. Dua etti. Ben Allah seni evlatlarına bağışlasın. O kızıma Didem bağışlamış. Evet. İki kızıma bağışlamış. Hiç acımadım kendime. Şey var. İnanın hiç acımadım. Ne kendime acıdım ne karşımdakine acıdım. Çocuklarımı hiçbir şekilde. Peki. Yani bunları yapan bir kadın şimdi, ne yapsın artık? Kamile bu kadar Nur. Kaçan. Dur bir dakika. Ben Kamile hiç sıkmadım Nur. O kadar. Tamam Kamile Nur. Annen diyor ki ben diyor kocamın ve annemin diyor yani anneannen ve babanın Tom ve Jerry gibi kavgasından sıkıldım o yüzden evden gittim diyor. Tom ve Jerry gibi gerçekten bu tanımlama doğru, doğru bir tanımlama mı? Didem Hanım. Doğru mu bu tanımlama? Kızım doğrusu ne varsa yani anneannem ben onu yalanlamadım o doğru sürekli olarak anne kızın konuşsun ya. Anneannem özür dilerim, sürekli kalbine. Olarak hani müdahalede bulunmak istiyordu ama babam hani artık bir önceden tamam diyordu hani onun annesi babası vefat ettiği için anneannemi gerçekten anne olarak gördüğü için önceden diyordu ki tamam hani olur tamam öyle yaparız böyle yaparız ama artık bir süre sonra Didem Hanım insana hani burnuna kadar gelince insan diyor ki tamam diyor artık yeter diyor hani ben kaç yaşına gelmişim düzenimi kurmuşum tamam diyor bırak da hani biz bari biraz da biz şey yapalım. Hani mesela benim babam ben bir kız arkadaşım yanına gittiğimde çabuk bana resim al çabuk bana şey yap demez. Ama benim anneannem beni aradığında kız arkadaşına ver bakayım bir onunla konuşayım falan. Hani bunun çünkü gibi şeyler dedim onu. Sürekli böyle onların. Ben kızıma güveniyorum. Aynen. O kızım yanlış yapmaz. Kız hiç yanlış yapmaz inanıyorum. Bir şey demiyorum. Peki annenin bir de şöyle bir şeyi var. Mesela ben buraya geldiğinde biraz fazla her ne kadar mesafeli de dursam teması severim. Sarılmayı severim. Tokalaşmayı severim. Canım demeyi severim. Sevgi sözcüklerini severim. Bazen abartılı kullandığımda kabul ediyorum. Didem çok fazla kullanıyorsun diyorlar bana. Şimdi annen niye bu kadar hoşlanmıyor bundan canım? Neden? Size de böyle yani. Annem babam evi terk etmeden önce çok şey yapıyordu. Hani bu öyle şeylere çok karşı değildi. Ama babam gidip geldikten sonra annem çok değişti Didem Hanım. Hani psikolojik olarak gerçekten o süre içerisinde çok yıprandığı için artık sevdiği şeyleri bile sevmemeye başladı. Hani evet babam çiçek alıyordu. Ama annem artık babam gitmeden önce de zaten o çiçeği kabul etmiyordu. Yani son zamanlarda annem de zaten babama biraz sert tepki gösterdiği için belki babam o baskı içerisinde hissettiği için belki de evi terk etti bilmiyorum. Ama anneannem ama diyor hani ki babam mesela bir kere gitti. Ay gitmesinin nedeni de şuymuş babanın. Babam bunu yalanlıyor, doğrulamıyor daha doğrusu. Yani anneni aldatmış, o yüzden gitmiş. Bak annen de şüphelenmiş, komşudan hayır, bile şüphelenmiş. Başka bir kadın yok, hayır. Ha? Ben görmedim, ben başta söylüyorum. Ama şüphelenmişsin ya, hayır, komşudan bile şüphelenmiş. Ama işte dediğim gibi o anki ruh hali bilmiyorum. Bir dakika. Ya kıskanç değilim ama yani bilmiyorum, mantıklı düşünememişim. Artık iftira kendime zarar vermişim onun gidişinde. Evet. Kendime zarar vermişim onun gidişinde. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Onu gitti. Ben onu gittiği eve de gittim ben. Hani bir dakika dur aynı anda konuşmayı söylemeyin. Onu gittiği eve geldim değil mi? Geldin. He, ama kötü kaldın. Kadının kalacak bir yer değildi yani. Kaldın. Yine kuş dolu yaptın. Yine şey Sunay'la gittim ona kaldım. Ve orada da kuş kızımla beraber ya. Güzel bir mantıkla alıp eve geldik. Kuşlar sizin evliliğinizde çok kırılma noktası olmuş. Evet o kuşlar ya, var gerçekten. Ya. Gerçekten yani iki tane kuşum var.
Onu, iki değil ya, 10 taneymiş. Bak kızın da ya dedi tamam, 10 tane. Tamam 10 tane olsun. Hadi 100 tane olsun dedim hanım. Ama yani, olur mu evin içinde? Hayır, bir dakika. Bu kadar boşanma derecesine getirdin ya. Bu evin şeyi içinde değildi Didem Hanım. Balkon tarafındaydı. Ama annen diyor ki yemeğin içine bile giriyordu diyor bir tanem yani. Mutfakta tezgahın üstünde şey, yerlerde yeme vardı. Biz beraber temizliyorduk. Kendi de biliyorsun. Öyle değil mi? Bu kadar ne işi vardı? Hijyen olmaz ki. Ben de hayvanları seviyorum. O, ama yani evin içinde de bak, kuş beslenmez ki. Söyledi, doğru benim söyledi de kedim ha var. Ona evet bayılıyorum, aşığım ona yani. Orası yüksek yüzünü öpüyorum. Evet. Ama yani o başka bir şey, bir tane hayvanla ilgilenmek, onun temizliğini yapmak da gerekiyor. 10 tane kuşun ne işi var evin içinde ya? Baksın da sen de babacısın galiba biraz. Biraz çocuklarım ha öyle. Kim haklı? Ama ben öyle alıştırdım. Ben babamı, ben gerçekten babamı savunduğum için. Bunu bir şey söylemek onu istiyorum. En azından çünkü babam gidip geldikten sonra babam gidip geldikten sonra en azından hani maddi olarak da manevi olarak da o babamla oturup bir şekilde bir karar alınabiliyordu, bir şey konuşulabiliyordu. Evet. Ama annem son zamanlarda gerçekten çok hani tutarsız davranışları vardı. Bize izinle karşı çok kötü davranıyordu yani. Öyle mi? Ona da, benim ona da kız konuş arkadaşım eve geliyordu. Beni kız arkadaşlarıma rencide ediyordu mesela. Aa, o zaman rahatsız olmaz ediyor. Kapıya vuruyordu güm güm güm. Kapıyı aç diyordu evet çocuklarıma. Aa, o da kızlar. Alkol alıyorlardı, ona çok kızdım ben. Alkol alıyormuş. Her gün mü alıyorsun Kamil Onur? Kamil alkol almıştın anneciğim. Sen kaç yaşındaydın? Doğru söyle. Ben gerçekten anne gerçekten kaç böyle mi konuşuyorsun evet şu an yani? Ben her geldiğimde ben hayır, onu sen söylemeyelim de özür dilerim onu şeyi söylemeyelim de yani alkol alıyor. Evet, ona alkol. Neyse ben şunu merak ediyorum. Önce evet bir izleyicilere soracağım, sonra bu soruyu sana soracağım. Evet. Sevgili izleyiciler, yani 20-23 yıllık bir yuvadan bahsediyorum. Çok problemler var. Öyle anlaşılıyor. Ama bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bu evlilik bir şansı daha hak ediyor mu? Yani Esengül Mehmet Ali'ye, Mehmet Ali Esengül'e bir şans vermeli mi? Ben aslında ilk buraya geldiğinde Mehmet Ali bana bak şunu demişti Mehmet Ali. O yüzden ben bu soruyu soruyorum. Tabii ki sorabilirsiniz. Ben Esengül'ü seviyorum demiştin. Dedim, hatta dönsün bile demiştin evet, yani. Dedim ama kayınvalidem olduğu sürece ha, bizim işte evliliğimiz o olmaz. Belki ama sonrası olmaz konuşulabilir ama bu evlilik kesinlikle olmaz. Ne dersin? Ben izleyicilere sordum. Onların yorumlarını merak ediyorum. Sence bir şans daha vermeli mi Kamil'i annem baban birbirine? Ne dersin kızım? Didem Hanım, bence annem zaten psikolojik olarak sizden destek aldığı zaman asla ayrılacağını ha düşünmüyorum ben. Öyle annemin mi? Yani annemin babam için gerçekten ağladığını da akıl gördüm. Akıl alıyordum ondan. Babamın ha annem için ağladığını da gördüm. Aa, birbirinize ağladınız mı? Ben çok ben ağladım. Ben ikisinde birbirisi için ağladığını aa gördüm. Evet. Çaktırmadım yani. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şey hatalar yapmışsınız ama evet çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Evet, evet. Ben ona tebrik ediyorum sizi. Küçük kızım da öyle, evet, oğlum da öyle. Sizin yaşadıklarınızda kendisini korumasını bilmiş. Kamil evet Hanımcığım, ben de yansıtmıyordum söylesin. İşte. Annene söyleyemedim, sözleri sana söyleyeyim. Çok tatlısın bir tanem. Seni burada kocaman kucaklıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu evliliğin şansı bence. Kızım benim baş öğretmenim, aklım böyle her evet şeyim. Dünyam. Dersin. Kızlarım ve oğlum. Bana büyük akıl, ben büyük doğru yol. Özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle. Çocuklarım benim doğru yolum. Yanlış ha yolum ben. Ama çocuklarım benim doğru yolum. Sadece kızıma bir evet soru soracağım. Sor. Ya da siz sorun. Sen sor. Annesini. Gözlerin doldu ama. Ben kızım için canımı veririm. Evlatlarım için. Ama öyle yapma. Gerçekten. Kızım çok akıllı. Kızlarım da öyle. Hastane, son soru soruyu çünkü. Hastaneye götürdün mü götürmedin mi? Muayene olsun diye kendim yaptım. Kendim de gidiyordum. Bir dakika. O da götürüyordu. Ama, bir dakika babam sus. Babam konuşayım annemi, ya, Allah rızası için konuşayım ya. Psikiyatri olarak götürdüm, götürdü. Götürmedim hatta mi? Hatta burada bile ilaçları vardı. Bir evet poşet, kaç poşet ilaçları vardı. Kendisi annemi götürdü defa, babam. Doktora, evet, vallahi bile kendinizi dinleyin. Bir şey söyleyeyim, bu ailenin en büyük problemi birbirinizi dinlememeniz. Doğrudur. Buyurun Zülce Hanım. Açıkçası aynı şeyi ben söylemek istemiştim. Birbirlerini evet anlamıyorlar çünkü dinlemiyorlar. Dinlemiyorsunuz işte birbirinizi. Ben konuşurken müdahale ettikleri için avukat evet hanım yani. Yanlış tamam, kızına ne soracaktın? Doktora götürdüm. Kaç evet defa doktora muayene olmadan gelsin geri geldi. Tamam. Kaç defa şimdi şöyle biraz daha dinlenin. Esengül'cüm yarın da seninle birlikte olmak istiyorum. Hatta buraya gelirsen çok da mutlu olurum. Belki bu evliliği seninle birlikte kurtarırız. Yok, kızım, ne dersin? Kızım, ben o şansı vermek istemiyorum. Öyle ben yıllarımı verdim. Dört dörtlük bir bir şey söyleyeyim Esengül ya. Ben, her şeyi hemen hayır deme. Bir dinlen. Ben hayır diyeceğim. Ben ben
yanacaksa yansın ama çocuklardan bak, uzak. Bak boşanmak 2 dakikalık iş ya. Evet, iki ben boşanmak istiyorum. Tamam, o zaman onu isterseniz hakkım yok zaten, ben ne talep edeceğim ki? Onları onu göreceğim, bir zararım yok. Onu onlara istiyorsan onu yaparız. Ben istemiyorum, ben sizi boşanmak istiyorum ben. Hı. Tamam, öyle yani istiyorsan öyle yaparız. Çocukları etkilemesin ama. Sen ne istiyorsan olacak. Sadece boşanmayın. Sen ne istiyorsan da olacak. Tabii ki. Ama ben sizi bir süre daha misafir edeceğim.